Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeniyi çok görmezseniz de sevinirim arkadaşlar. Bakın kolay bir iş yapmıyorum. Bebe Şebe ile uğraşıyorum. Okulda uğraştığım yetmiyor. Bir de sosyal medyada uğraşıyorum. Okulda uğraştıklarıma can kurban. En azından küfür etmiyorlar, hakaret etmiyorlar. Ne bileyim tehdit etmiyorlar. Sosyal medyada uğraştığımız kesim maalesef cahil e, bir böyle... Cahilin de ötesinde Ahlaksız, edepsiz bir güruhtan oluşan, küçük böyle güruhtan oluşan ama geri kalanı kaliteli, Fenerbahçeli ya da başka takımlı ama kaliteli insanlardan oluşan bir topluluk. Dün bir video çektim. Anlattığım Galatasaray'da olan olayları anlatırken ısrarla, şiddetle, bas bas, bağıra bağıra hani çok özür dilerim ama mala anlatır gibi kaynakları belirterek Bakın bu benim kaynağım değil. Bakın bu Galatasaraylı. Bakın şu şu. Şunu şu söyledi bunu bu söyledi gibisinden Anlattım Ve durumu izah ettim Ona rağmen Sen nereden uyduruyorsun bunları Fenerli değil misiniz hepiniz aynısınız Bilmem şöyle bilmem böyle Vallahi isteyen krem peynire tapsın umrumda değil Ama lütfen beyinsizce yorum yapmayalım Hani yorum yaparken Söyle bakalım hani kaynağın neresi Diyebilelim en azından Şimdi mesela Galatasaraylılara 30 saat yok bir şey bir şok daha Galatasaraylılara Galatasaray'da antrenör olan İrfan Saraloğlu'nun basketbolcu oğlu Utku Saraloğlu Fenerbahçe'nin pilot takımı Fenerbahçe Koleji Novotel'e transfer olmuş. Şimdi 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmüş oldu. 2023'ün son günlerinde yürek ısıtan bir transfer yaşandı arkadaşlar. Okan Buruk'un yardımcısı Utku Saraloğlu, ben de biliyorum Okan Buruk'un diye söylemek lazım ama Okan Buruk'un yardımcısının e, oğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de Zico'nun yardımcılarından biri olarak görev yapan ve 100. yıl şampiyonluğu yaşayan teknik ekibin içinde yaran İrfan Saraloğlu, Sarla Hacette ekiple toplam 8 yıl görev yaptı. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Yani çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Okan Buruk'un yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor. 14 yıl... Çeşitli profesyonel kulüplerde oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine adım atıyor. Uzun yıllar Zico, Daum'un yardımcılıklarını yapıyor. Ee, Sırasıyla Gaziantep, Sivas, Akisar Belediye, çaykuru Rizespor'da çalıştırıcılarla birlikte görev yapmış. Ee, vesaire. Şimdi oyun kurucu pozisyonunda oynuyormuş arkadaşlar. 96 doğumlu Utku ve Fenerbahçe altyapısına yetişen bu isim bir nevi ait olduğu topraklara geri dönmüş. Şimdi Galatasaraylıların gündemine bu oturabilir. Başlayabilirler. Yalan söylüyorsun. İftira atıyorsun. Böyle bir transfer yok. Fenerbahçe'de çalışmadı. Her şeyi Fenerbahçe'ye bağlıyorsun diye. Çünkü onlara göre bilgiye ihtiyaç yok. Belgeye ihtiyaç yok. Doğru önemli değil. Yalan olsun. Algı olsun. Bunu hepsi için söylemiyorum. ama Bazı hesaplaşacağımız arkadaşlar var hukuk önünde. O arkadaşlara söylüyorum. E, Şunu da belirteyim arkadaşlar ısrarla bunu söylemekte e, Yükümlüyüm Ben nasıl söylemlerime dikkat etmek zorundaysam sizler de yazdıklarınıza dikkat etmek zorundasınız benim en azından söylediklerim Anlık Ya da canlı yayında olduğu için Mazur görülebilir ama siz düşüne düşüne yazdığınız için Benden Hatırlatmasın Şimdi Afrika Kupası beni çok düşündürüyor. Ben dedim ki kendi kendime ulandım. Afrika Kupası çok sıkıntılı. İşte Fenerbahçe'den bir sürü futbolcu gidecek. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? falan diyeyim. Sonra aklıma şey geldi. Diğer takımlardan giden var mı? Azizallah. Şimdi diğer takımlardan giden var mı? Bu çok net bir şey. Şimdi pozisyon değerlendiriyorsun. Fenerbahçe'nin lehine penaltı çaldı. Ya bunu Galatasaray Beşiktaş'a da çalar mı? Çaldı. O zaman tamam abi. Kural doğru. Fenerbahçe'nin lehine çalmadı. Yani vermesi gereken penaltıyı vermedi. Galatasaray Beşiktaş'a vermiş. Mi? Bir bakarsın. Onlara vermiş ama sana vermemiş. Bu haksızlık olur. Şimdi bu da benzer bir durum. Afrika Kupası'na senden oyuncu gidecek. Gidecek gitmesine. Ama rakiplerinden gidecek mi? Bir de o var. Arkadaşlar Süper Lig'den toplam 30 futbolcu gidecekmiş. En çok Beşiktaş'tan futbolcu gidecekmiş. 4 futbolcu. Ancak bakın futbolcu isimlerine dikkat. Daniel Amorti. Vincent Abubakar Amorti neyse ama Abubakar zaten kadro dışıydı. Oynatacaklarını zannetmiyordum. Artur Masuako, Omar Coley, e, Omar Coley sakattı diye hatırlıyorum ha, demek ki iyileşmiş. Şimdi 4 futbolcu gitmiş. Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen kim? Samsun Spor. Olivier Nicham. Kingsley Schneider Schindler ve Nano diyor burada şöyle bir kriter var. Fenerbahçe Samsun deplasmanına gitti. İkinci devre Fenerbahçe evinde oynayacak. Samsun bu eksikleriyle 4-5 maçlık şu periyotta kötü sonuçlar alırsa ligin altına demir atabilir. Ve son haftalar kıran kırana çekişmeli geçebilir. Şimdi Galatasaray'a gidelim. Hani herkes Galatasaray'a bir girsin, şey yapsın. Yani Galatasaray'a girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Hakim Ziyech ve Cedric Bakan bu diyor. Şimdi e, ee, benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla Icardi ciddi bir düşüşte. Bilmiyorum. Belki de ben Fenerbahçe gözlüğüyle baktığım için böyle görüyorum. Hani Galatasaraylılar hala ee, aşkın olayım, şaşkın olayım diyebilirler. O beni sallamaz. Icardi'ye inşallah bir şey olursa arkasındaki Cedric Bakan bu da sıkıntı var. Yani o da yok. Ve Halil Devrişoğlu'na falan kalmış olacaklar. Güzel, keyifli maçlar izleriz. Şimdi Hakim Ziyek ilk 11 ama bakan bu değil. Ama Beşiktaş'a baktığın zaman hani Amorti'de, Kolley'de ilk 11 sayabilirsin. koyda sayabilirsin. Abu Bakar kadro dışı kalması orada sayabilirsin. Bence en büyük yarayı Beşiktaş aldı. Yani bir ciddi manada Beşiktaş yara aldı. Ben amaçlı zaten Ciku ve Osay Samuel ki ikisi de takımlarının şeyine katıldılar. Rabzonspor'da da iki tane isim var. Nicolas Pepe ve Mahmut Trezege bu turnuvada mücadele edecek diyor. Ee, yani nispeten her iki oyuncu da ilk 11 ya da ilk 11'in nesi derler ona e, rotasyonu mu diyeyim. İlk 11 rotasyonu demeyeyim de yani ilk 11'in pıtı pıtısında yer alan oyuncular yani. ikisinden biri en azından ilk 11 ama diğeri ilk 11 demeyin de ilk 14 diyelim. Daha doğru bir tabir seçelim. Böyle bir süreç. Yani baktığın zaman herkese etkisi olan bir süreç. Venerium 350 bin forma satışına ulaşarak yeni bir rekor kırmış. Bunu da söylemem lazım. Çünkü çok önemli bir konu bu. Gelelim Galatasaray olayına. Bakın bir kez daha belirteyim. Sala anlatır gibi anlatayım. Hani çünkü başka çarem yok arkadaşlar. Okuyacağım şeyler alıntıysa söyleyen kişinin adını belirtiyorum. Kendi düşünsem, düşüncem ise direkt söylüyorum. Ya da kendi kaynağımıza, kendi duyumumuza direkt söylüyorum. Bilginiz olsun. Ahmet Çakar. Seçil Erzan davası yavaş yavaş örgütlü. Yani organize suç davası kapsamına evriliyor. Ama hala örgüt şemasında bir numara bulanık görünüyor demiş. Hani niye bulanık görünüyor? Türkiye'de değil mi yoksa? Yani nasıl bir e, cümle bu? Bulanık görünüyor. Biraz beni düşündürdü açıkçası. Ne demek bulanık görünüyor? Yani Muş bulanık mı? Bu arada Muş bulanıklı arkadaşlar varsa hepsine selamlar olsun. Çok güzel bir yerdir bulanık. Muş, var, Muş'un Varto bulanık, merkez e, Tatvan, Adil Cevaz diye başlıyormuşum. Lübe Ayar Bilirkişi raporundaki mesajlara göre Podolski ve Muslera'yı Seçil Erzan'a elden para vermesi için ikna eden tercüman Mert Çetin'in Fatih Terim'le birlikte Panathinaikos'a transfer olmasına ne diyorsunuz demiş. Yani bu kaçış belgeselini de Netflix'te izler miyiz demiş. Ben çok bir bilgiye sahip değilim ama şu bilgiye sahibim. Mert Çetin Yunanca bilmiyor yani Yunanca bilmeyen adamın Yunanistan'a götürülmesi düşündürücü yani demek ki aynı yolları yürümüşler hani diyor ya e biz hiç aynı yollarda yürümedik diyor Allah'a çok şükür ki aynı yolda hiç yürümedik aynı hedef için hiç gitmedik diyor Allah'a çok şükür aynı hedef için hiç gitmedik yani aynı yemeklere kaşık atmadık çok şükür şimdi dün ne oldu bu kadar tepki geldi bana Abdülkerim Bardakçı için Konya Spor cephesi 250 bin euro alacağını söyleyip dava açacağız dedi. Şimdi ben mi dedim aç diye? Ya ben mi dedim arkadaşlar? Demedim. Bitmedi Levent Tüzemen. Galatasaray'da büyük bir mali kriz var ve devre arası bazı oyuncuların elden çıkartılması gerekiyor. Oyuncu maaşları 3 ay geriden geliyor. Kusura bakmayın böyle kulüp yönetilmez. Çok büyük bir kriz kapıda dedi Levent Tüzemen dedi. Max GS. Levent Tüzemen dedi ben demedim. Bugün ne oldu? Nevzat Dindar. Bir gün bir yönetici bana. Bir gün bir palyaço vermiş. Adenleri güldürüp. Bir gün bir yönetici bana Galatasaray'da paraları zamanında ödeyince sıkıntı yaşıyoruz. Parayı ödeyince oynamıyorlar dedi. Şimdi bu da şey gibi. Biz para bana vermiyor. Ama sor bakalım niye vermiyoruz? Bizde para yok. Demeyil. Hayır, paramız var, ödeyebiliriz. Ama ondan değil. Biz oynasınlar diye ödemiyoruz. İnanırsan yapabilirsin. Başarabilirsin. Evet. Evet. Demek için diyor. Şimdi özel haber sunmuş. Sabah spor. Hakim Ziyeçkin Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'de oynamak istediğini ve gerekirse maaşında indirme gidebileceğini iddia etmişler. Ya ben bunu sabah sporda bulamadım. Sosyal medyada buldum ama sabah sporda bulamadım onu da söyleyeyim. Fenerbahçe ise teşekkür etmiş ve ilgilenmediğini iletmiş. Valla ben bir duyumcu olarak yani duyumcu değilim. Bana gelen e, duyumlar aktaran birisi olarak Bakazetas'ın Fenerbahçe'ye e, Fenerbahçe gelmek isteğini %100 biliyorum. Hani bak Hazretas Fenerbahçe'ye gelmek istedi doğruya doğru. Bunu da iletti. Ama biz sıcak bakmadık. Hani her şeyden öte hoş karşılamadık. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve Türkiye'de zaten bu işlerde yasal değil. Ha bu illa Fenerbahçe centilmen delikanlı öbürleri değil falan filan diye değil. Belki tuzak. Belki Fenerbahçe'ye tuzak kuruldu. Ne biliyorsunuz? Yani. Ama bunu söyleyeyim. Şimdi sabah sporun Teyitli haberi Ziyeçkin ayrılması durumunda Galatasaray önemli bir mali yükten kurtulacak. Ziyeçkin sözleşmesindeki maddeler tamamlanmadığı için 1,5 milyon euroluk imza parası kulübün kasasına kalacak. Galatasaray taraftarı valla yapıyor böyle oley be 1,5 milyon euro be 1,5 milyon euro işte Galatasaray yönetiminin başarısı. Whatsapp grubu hemen yaz 1,5 milyon euro kar. Yazın havadan 1,5 milyon euro geldik çık falan filan. Kitle gitsin. Artı yani Galatasaray 49 milyon TL tasarruf etmiş olacakmış. Utanmadan bir de şunu yazıyorlar. 49 milyon TL diyor. <laughs> tasarruf etmiş olacak utanmadan. Şimdi ben de Ali Koç'a söylüyorum. Sevgili Ali Koç. Seri kurma gezmen lazım. Her şeyden öde kurma gezmen lazım ya. Ya 114 milyon 4 milyon TL'lik tasarruf etti hakimci eşler. <laughs> öyle değil mi? 49 milyon TL diyor. Şimdi 49, 49, 98, bir 49 daha işte 50 diyelim 150'ye tamamlayalım. Hani 147'den falan uğraşmayalım. <laughs> Herhalde 4,5 falan imza parası alırdı. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Oyuncu kiralık gelmedi mi? Yani belli şartlara bağlı olarak Altı Saray Bon servisini almayacak mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. Kap bildirimi böyle. Bak sahtekarlık varsa, ortada palavra varsa bana atmayın Galatasaray'a atın suçu. Ben Galatasaray'ın hakimziye kapı açıklamasını söylüyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Benlik değil. Hatta hakimziye kapı açıklaması diyeyim. E, bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurmuş. O nasıl bir şey lan bedelsiz satın alma opsiyonuyla? Transfer market açalım. Ne diyor abi? bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralamış. Bedelsiz. Ne diyor abi? Anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu 2023 24 sezonu için net 3.587.500 TL euro sezonluk ücret olup transfer gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 için 2.850.000 euro. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şartlara bağlı uzama opsiyonu gerçekleşmesi halinde net 2.850.000 euro luk sezon ücreti ödenecektir. Bakın bir daha söylüyorum. Bu benlik değil. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu transfer marketin haberi. Yani umarım anlatabildim. Ya yani anlamıyorsanız da boş ver bu kadar şeye rağmen. Şimdi bugün yine ortaya atılan iddia Yusuf Demir. Galatasaray'ı kemir. Yusuf Demir yıllık ücretinin büyük bir bölümünü eski kulübü ödeyen Yusuf Demir Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için kulübe ihtarname çekmiş. Ortalığı 56 yapmışlardı. Barcelona'dan transfer ettik. Hacem bizim Barcelona'dan oyuncumuz var daha demişlerdi. Şu anda da sakat oyuncu sakatlığı da, da bilinmiyormuş. Bence kasığına bir 250 bin euro sıkışmış olabilir. Hani 11 maça çıkmış bir gol bir asist 672 dakika hem de gittiği lig. Hani İsviçre ligi. Ee, öyle. Yani Yusuf Demir bile Galatasaray'a ihtarname çekmiş. Şimdi milliyetin haberi bu da. Abi Arda Güler'le kıyaslanmıştı hatırlıyor musunuz? Ve 20 yaşındaki Yusuf maaşı zamanında yatmadığı için kulübüne mektup yolladı. ihtar çekti. Şimdi Galatasaray taraftarından tek bir cümle duydunuz mu? Yusuf Demir şöyle böyledir, böyledir diye duyamazsınız. Ben duymadım şahsen. Duyduysanız bana da haber verin. Arda Güler 17.5 serbest kalma maddesi varken 20 artı 10'a gittim. Yani küfür ye daha inlikte suçlandı. Belki ben bile eleştirdim. ha Bizim <laughs> açıkçası eleştirmemiz kızgınlıktan birazdan. Yani biz küslük açıkçası Arda'ya. Yoksa ee, hani bir şey diyemeyiz. Bu arada Real Madrid'le bugün 21-15'te Mallorca ile maçı var. Çok çok merak ediyoruz. Arda Güler yer alacak mı? Şu anda yani normal 18. maçlar itibariyle Real Madrid lider durumda. İnşallah sezon sonunda şampiyon olur da Arda Güler de orada şampiyonluk yaşar. Bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Şimdi burayı da anladınız. Yakında bazı şeylerin kokusu çıkar. Gerçekse. Ya dün Abdülkerim 250 bin euroluk ödemesine bazıları yaşanmamış dedi. Ama ilerleyen saatlerde Konya Spor Başkanı çıktı açıklama yaptı. Yakup Çınar bugün bir eleştiride bulunmuş Galatasaray için. Normalde yani kolay kolay demez ama. Yani dünden beri Galatasaray'da Ziyech maaşını alamıyor. Yusuf maaşını alamıyor. Boey maaşını alamıyor. Torreira maaşını alamıyor. Konyaspor parasını alamıyor. Oliviera maaşını alamıyor. Söylentileri, iddiaları ortalık 56. Ha. Ee, şimdi ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaray'ın tabii ki de Avrupa'daki macerasına e, yani fark yiyecekleri yok şey neyse Avrupa'yı karıştırmayalım. Şunu söyleyeyim size. Ciddi beklentileri vardı. A Arabistan'daki maçı oynasalar belki de 2-3-5 milyon dolar bir gelirleri olacaktı. Yani belki de 2 aylık belki 1-1,5 bir, bir aylık maaş ödemesini gerçekleştirecekti ama olmadı. Şimdi Dursun Özbek sosyal medyada bu muhtemelen troldür ama Dursun Özbek'in Ali Koç'tan borç istediği iddiaları var diyor. Bu trolldür. Buna ihtimal vermiyorum. Hani buna da zaten 0-7 yaş grubu espri olduğunu düşünüyorum. Ama şu bir gerçek. Galatasaray ciddi bir şekilde bir yerlere bir şeyi bağladıydı. Ama bağladığı yer olmayınca şimdi Galatasaray ağladı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak falan filan Bayern Münih'i ezer geçeriz diyorlardı. Ben şunu çok merak ediyorum. Bir Galatasaraylı'nın paylaşımını okuyorum aynı zamanda da ekrana bir görsel vereceğim. İnanılmaz bir görsel. Sadece futbolda değil, herhangi bir ticari organizasyonda bu kadar maaş skalası kopukluğu normal değildir. Hele ki maaş performans olarak listenin sonlarından daha çok verim alınıp listenin başlarından yararlanamıyorsan iyi bir transfer süreci geçirmemiş oluyorsun maalesef. Galatasaray yönetiminin artık daha dikkatli titiz olacağını düşünüyorum diyor. Arkadaşlar alt taraf şu şekilde. Yani verim alınan alt taraf. Okey de Arataş, Kazım, Can, Karataş. Şimdi soldakiler muhtemelen haftalık falandır. Bakınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir maaş skalasında. Saka Boye'siniz. Abdülkerim'siniz. Yani değilsiniz de. İşte Kerem Demirbay. Victor Nelson'sunuz. Kerem Abdülkoğlu'sunuz. Hatta bakan musunuz? Üst tarafa bir bakın. Zanyolu zaten şu an kiralık olduğu için şey. endom bile mecbur alacaklar. Yani kapı açıklaması öyleydi. Ha hocam sen bunlara inanıyor musun ya? Bunlara bir 2-3-4 milyon euro ekle. Ben şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada bilmiyorum ne kadar doğru. Sosyal medyadaki iddialara göre Icardi'nin 3 milyon eurosu sponsor tarafından karşılanıyor. Total 10 alıyor. Zaha'nın 3 milyon eurosu sponsor tarafından karşılanıyor. Total 8 alıyor. Ziyech 7 alıyor. Endombele 6,5 alıyor. Şey pardon Davison Sanchez 6,5 alıyor. Endombele'den aşağısı da kendi maaşını kendi alıyor. Bir de Tete'ninkinde bir şeylik var diye. Ya eğer şu rakamlar doğruysa ben sadece şunu söyleyeyim. Yani sadece Olivier'a'nın maaşı Mertens'in maaşı, Oliviera'nın maaşı inanılır gibi değil. Ha, bu kulüp nasıl batmasın? 7, 12, ha, düz hesap yuvarlayalım. 19, 25, 26 diyelim. 9'a şuradan 35, 40, 45, 46. Aşağı yukarı 54-55 civarı bir para var. 52 diyelim arkadaşlar. Ya da 12'nin katı diyelim. 54 diyelim. Hani aylık 4.5 milyon euro yapıyor. 48 diyelim. Hadi 48'e yuvarlayayım. Aylık 4 milyon euro yapıyor. Dün Levent Tüzemen dediğine göre 3 ay geriden görüyorsa 4 kere 3 12 milyon euro kalıtı açıkta demek. Bu da neyi gösteriyor biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacaklardı güya. Oradan para alacaklardı güya. Ve e, durum bu. Yani son dakika Galatasaray olayında ikinci perde resmen batmışlar. İşte delilli kanıtlı video. Şimdi şu eğer şu doğruysa ki sponsor ücretleri hariç resmi rakamların bunlar olduğu söyleniyor. Ha ben bunun bir de vergisine gireceğim. 48 diyelim bu kadar hani 48 milyon euro 50 diyelim de kolay olsun yanlış anlamayın bir de bunun yabancı futbolculara 40 Türk futbolculara 20 vergi yükümlülüğü var yani aşağı yukarı 10 ila 20 milyon euro arasında bir de vergisi var aşağı yukarı 12 diyelim toplam 62 milyon euro 60 milyon euro işte neyse ciddi bir para ya ben hep bunu söylüyorum e, tabii ki de Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik şu bu hepsi tamam okey. Ama durum bu. Ya bir ee, Fenerbahçe'ye bakıyorum. Bir Galatasaray'a bakıyorum. İkisi de borcun içinde. Onu yanlış anlamayın bak. Şimdi ben lafını esirgeye saklayan bir adam değilim. Ben Fenerbahçe'yi de eleştiririm. Bir Cengiz Ünder transferini benim kadar eleştiren zaten çıkmadı. O ayrı mesele. Ya sizde bendeki yürek yok. Çünkü ben hiç kimseden para almıyorum. Şunları söyle şunları söyleme diye. Yani sizde ne bendeki yürek ne de bendeki cesaret yok. O yüzden siz benim tırnağım etmezsiniz. Siz kendi doğrularınızı konuşamazsınız. Ama ben konuşurum. Şu görsellere göre, şu olaylara göre Dursun Özbek bir de resti çekti hükümet kanadına, iktidar kanadına. Yani Ali Koç resti çekmiş oluyor ya size göre. Kafa tutmuş oluyor ya. Hatta sivil darbe yapmış oluyor Galatasaray sayfalarına bakın ne iddialar var. Maça çıkmadı Ali Koç. Sivil darbe yaptı. Dursun Özmek ne yaptı? Mantı mı? Turşu mu yaptı? Ne yaptı tam olarak? Ulan biri çıkmadıysa öbürü de çıkmadı. O gün göz... Ya ben Galatasaray taraftarının ne kadar çabuk karar değiştirebileceğini R'nin otomatik vitesli arabalarda ve taraftar nezdinde ne olduğunu ben Galatasaray taraftarında çok net görmeye başladım. O gün çıkıyordu ki Atatürk kırmızı çizgimizdir. Atatürk e, affedin Allahsızdır. Şöyledir böyledir. Maç bitiyor. Oğlum Ali Koç da çok Atatürk'ü kattı işin içine. Hiç beklemiyordum bu kadar. Yani Atatürk diye diye iktidarla tartışıyor. Böyle bir şey olabilir mi diye sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Ulan. Yani Aziz Yıldırım'ın bir lafı vardı. Her şey yapalım ondan sonra hiçbir şey yapmamış gibi geri çekildi diyordu. Ulan hakikaten her şeyi yapıp hiçbir şey yapmamış gibi geri çekilmek. eşya. Ben tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçeli olmakla gurur duydurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli olmakla gurur duyuyorum sayenizde. Ya. İyi ki varsınız Galatasaray. Harbi söylüyorum iyi ki varsınız ya. Ya siz olmasanız ben Ali Koç'a kızacağım. Şimdi diyorum en azından Fenerbahçe taraftarı ne kadar omurgalı, ne kadar net, ne kadar dik duruşlu bir taraftar kitlesi ya. Ya çıkıp başkanını eleştirebilen bir taraftar kitlesi. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor başkanını kütür kütür eleştiriyor. Ama diğerleri baş ver diğerlerine. Baş ver. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bu gelişmelerin hepsi doğrudur. Abdülkerim için de şey gönderirler. TT için ortalık karışır. Ziyek kaçar gider. Icardi'nin parası öbürlerine dert olur. Bekledikleri bonservis bedelli transferlerin hiçbiri gerçekleşmez. Yani hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben bir de bir şey daha duydum da. Ya söyleyesim de pek gelmiyor ama. Ya bu zan olayında. Ee, ya şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe Vedat Muriçi'yi 21'e falan satmış oldu. 5.7'de yani almış oldu. Yani aşağı yukarı 14 milyon euroluk bir kar. Şimdi Galatasaray Zanyolo'yu kaça aldı? Yani ben duyduğum şeyi söyleyeyim. Galatasaray Zanyolo'yu 15.7'ye aldı. Bir de şampiyonluk primi 5 milyon euro eklendi. 20.7'ye aldı. Benim duyduğum bu şekilde. Oyuncunun yıllık ücreti 5 milyon euro. Galatasaray Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraladı. Ancak yıllık ücretini kendi ödüyor. Yani şu anda Galatasaray 20 milyon euro 20.7 bonservis. servis. Geçen seneden 2,5-3 diyelim. 21. Bu seneden de 5 yıllık ücret 26 milyon euro ödemiş oluyor. Aston Villa'nın satın alma opsiyonu ne kadar? Aston Villa'nın satın alma opsiyonu 40 diyelim. Bak 27 ödedik Galatasaray. Aston Villa 40 aldı diyelim. Arkadaşlar. Bendeki verilere göre. Bu benim duyumlarım kesinlikle %100 doğru da neyse belki de doğru değildir. Satış bedelinin %20'si yani 40'a satıl diyelim 8 milyon eurosu Roma'ya gidiyor. 27 8 daha 35 elde kalıyor 5 milyon euro. Galatasaray'ın bu transferde eline 5 milyon euro kaldığı söyleniyor. Ha 40'a satılırsa 30'a satılırsa 27 ödediler 6 daha ekle 33 yani Roma'nın payı. 30 milyon gelecek. Eksi 3'te olacaklar. Hostun Fenerbahçe'ye gol attı. ha şunu söyleyeyim. 15.7'ye kiraladılar. Hadi 5 milyon euro opsiyon yok. Ben sallıyorum diyelim. Oyuncunun 5 milyon euro maaş bedeli var. Sıfır alıyor diyelim. Bedava oynadı diyelim. 15.7'ye aldılar. Bedava. Bu sene de 5'e kiraladılar. Ne yaptı? 10.7'ye almış oldular. Oyuncuyu 20'ye sattılar diyelim. 10.7 4 mecbur gidecek. 14.7 almış oluyorlar. 5.3 kar elde etmiş oluyorlar. Oyuncu asgari ücretle ya da karın tokluğuna çalışmışsa. Bunları söyleyince kızıyorlar ama gerçekler bunlar. Bakalım neler izleyeceğiz. TT'de neler izleyeceğiz. Zanyolu, Zanyolu konusunda sevindiğim taraf şu. Bahise mahise adı bulaştıydı. En azından geri döndü. Bir futbolcunun hayatı kararmadı. Ya Aston Villa'ya yakın olanınız varsa bir sorun soruşturun bakalım arkadaşlar. Bu kadar paraya niye bunlar okey dedim. Hani 45 milyon euro bilmem gizli maddeler, açık maddeler, kolay bonuslar, zor bonuslar. Hani hiç inandırıcı gelmiyor niye ise. Bir de siz sorun bakalım. O kadar var mıymış maddeler? Yani şuradaki şunları düşündüğüm zaman 5 milyon euro alan bir futbolcu İngiltere Ligi'nde. Neyse. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Fenerbahçe'li dostlar lütfen bir beğeni çok görmeyin. Yorum yapabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Kanal sizin kanalınız. Görüşmek üzere. Diğerleri siz de yazabilirsiniz ama küfürsüz, hakaretsiz, iftirasız, yalansız videodaki bir şeyi söylüyorsanız deyin ki şurada kaynak belirtmedin. Senin cümlen deyin. Kaynak belirttiysem kaynak belirttiğim kişiye lütfen